Değerli arkadaşlar, LGS Böyle Sorar 9. dersimizde birlikteyiz. Ekranlarımızı açalım. Hazır abi. Ben müsaitteydim de. Dün şu soruyu çözmüştük, tamam. Orada kalmıştık, oradan devam edeceğim. Sorunun mantığı şuydu. Şuradaki numaralar katsayımız oluyordu. Şöyle. Şuradaki numaralar kazaklarda katsayımız oluyordu. Koyduğumuz sayı üstte pozitif olarak onun üstü şeklinde yazılıyordu değerli arkadaşlar. Şimdi burada demiş ki bize, eğer 4 tane olsa ne olur kazak ve pantolonlar? Biz de demiştik, bunları dağıtalım demiştik. Dağıttığımızda da şunu görmüştük. Şöyle taşıdım biraz. Şunu görmüştük arkadaşlar. 60 virgül ve 100 virgül 5 olması mümkün değil. Çünkü bize verilen 4 sayısı bunu hayli hayli aşıyordu. Nasıl kodlamıştık? Demiştik ki en alta arkadaşlar, eğer biz 2 tane kazak koyarsak o zaman ne olacaktı? 1 çarpı 10 üzeri 2'den 100 gelecektir. İkinciyi boş bıraktığımız için 2 çarpı 10 üzeri 0, yani 1'den 2 gelir. Devam edersek arkadaşlar, 3 katsayı yapıyorduk. 10 üzeri 2 tane koyarsak buraya da ne olur? 300 olur. Dolayısıyla ben ne yaptım? Buraya koymadım. Buraya 2 tane koydum. Bakın 402 virgül bir şey olacak. Sonra dedik ki arkadaşlar, virgülleri nasıl yaparız? Virgüllere baktığımızda ise orada da arkadaşlar, birinciye eğer 2 tane koyarsak kazağımızdan, 1 çarpı ne olur arkadaşlar? Şimdi 1 tane koyarsak 1,0,1 olur. Devam edelim. Sonra ikinciye de 0 koysak o zaten 2 gelecek, değil mi? 0 koyarsak 0,pardon, buna 0 koyamıyoruz. Çünkü eksi gelmesi, negatif dediği için 0 koyamayız. Arkadaşlar orada ne olur? Eksi 1 koysak ne olacak? 1 tane koyarsak 0,2 mi gelecek? Dikkat. 1 koyarsak eksi 1 olacak. O da 0,2 gelecek. Artı toplam 2 tane koyduk. Üçüncüye ne koyacağız o zaman? 2 tane koyacağız. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2. O da ne yapar arkadaşlar? 0,03 mü yapar? Değil mi? Bakın buradaki püf nokta ne? Buraya 0 koyamıyoruz. Çünkü negatif olsun diyor. Üstler negatif olsun. 0 koyamıyoruz. Diğerini de koyduk. Ama bunu da koyamıyoruz. Arkadaşlar buraya baktığımızda ne oluyor? Buna bunu topladık. 0,3. Bunu da gelip altına bununla toplarsak 0,33 olur. O zaman da cevabımız 402,33 olacaktır. Böyle bir soru LGS sorabilir. Dikkat edelim. Bir başka güzel soruyla karşı karşıyayız. Yavuz pozitif tam sayılardan bazılarını belirli bir örüntü oluşturacak şekilde seçiyor. Sonra her birinin pozitif çarpan sayısını hesaplayıp tabloda birinci sayının pozitif çarpan sayısı kadar kare boyuyor. Tamam mı? Soruyu anladık mı? Bir örüntü yapmış, çarpan sayıları kadar kare boyuyor. Şimdi dikkat. Hangi sayının sadece bir tane çarpanı vardır? Bir, değil mi? Bir. Birin bir tane çarpanı var. O zaman ilk sayımız ne? Bir. Peki arkadaşlar, hatırlayın. Hangi sayıların üç tane çarpanı? Tam kare. Tam kare. O zaman bu da dört mü olabilir? Örüntü olacağı için. Devam edelim. Bakın yine ne olmuş? Üç olmuş. O zaman bu da yine tam kare mi? Dokuz olabilir. Sonra kaç olmuş? Yine tek sayıda 5 tane olmuş. O zaman kaç olur arkadaşlar? 16 olabilir mi? Değil mi? 16 oldu. Peki diğerine bakın. O da 25 mi olur?
1, 5, 25. O da 25. O zaman 36, 49 ve 64. Diyor ki sırayla her bir sayı çağın işlemi yapar. İlk 10 sütunda diyor. Arkadaşlar 8 oldu. 81, 9 oldu. 110 mu oldu? Buraya kadar tamam mıyız? Hocam 100 yazdınız. 110. 100 yazdık. 10 tane oldu mu sayımız? Aldı. Diyor ki İsmailcan, buraya diyor bu 10 tane olarak da kaç tane daha boya? Şimdi yani neyi bulmam lazım? Zaten 49'a kadar olanları o yazmış. 49'dan sonra 49, 49'un çarpanları nedir? 1, 7, 49. 3 tane bunun için mi boya? Tamam mıyız? Evet. Bir ses geliyor. Sesleri kapatalım. Arkadaşlar, ekranlarımız lütfen açık olsun. Evet. 64'ün çarpanlarına bakalım. 64 nedir? 1'e 64. 2'ye. Arkadaşlar böyle de hesaplayabilirsiniz. Kısa yolunu da anlatmıştım size. İki yolunu da göstereceğim. 2'ye 32. 3 olmaz. 4'e 16. 6 olmaz. 8'e 8. Toplam kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Bunu nasıl da hesaplayabilirdik? Bade, dikkat. 64 nedir? 2 üzeri kaç? 6 mıdır? 6. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Asal çarpanların üzerine 1 ekleyip 2 tane ise çarpıyorduk. Bir tanesi direkt 1 ekliyorduk. Bakın buna 1 eklerseniz bunun 7 tane böleni vardır. Evet. 81'e bakalım o zaman. 81 nedir? 3'ün 4. kuvveti midir? O zaman 81'in, İlayda sesi kapatalım. 81'in de 5 tane mi vardır? Peki 100'ü nasıl yazarız? 2'nin karesi çarpı 5'in karesi midir 2? Peki bunun bölen sayısını nasıl buluruz? 2'yi 1 arttırdım 3. 2'yi 1 arttırdım 3. 3 kere 3. 9 tane de 100'den gelir. Hatırladık mı bu kolay yolu? Pozitif bölenlerini bulmayı. Arkadaşlar topluyorum. Bununla bunu topladı. 10. 5 daha 15. 9 daha 24 olur değerli arkadaşlar. Diyor ki toplam kaç tane boya? 24 buradan geldi. 25, 28, 31, 5 daha 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 48 tane boyarmış değerli arkadaşlar. Hocam bir de anlatabilir misiniz? Tamam. Nasıl soru? Önce soruyu anladık mı mantığını? Yok. Biraz zorlandım hocam. Arkadaşlar önce bize demiş ki burada şuradaki sütunlar neyi gösteriyormuş? Sayıların çarpanlarının sayısını. Bir dediği için birle başladım bir tane. Sonra 4. Sonra baktım ki tam kare gidiyor 9. Sonra baktım 16 uyuyor. Sonra baktım 25 uyuyor. 36, 49 ve 64 diye örüntü yapmıştır. Sonra boş olan sütunlara ne geldi? 49, 64, 81 ve 100. Bunların da kaçar tane çarpanı olduğunu buldum. Onunla ilgili taktiği de söyledim. Asal çarpanlarının üstlerinin bir fazlası. Bu nedir? 7 üzeri 2'dir. Bir fazlası 3 tane. Bu 8, bu nedir? 2 üzeri asal olması önemli. 2 üzeri 6'dır, 7 tane. Bu nedir? 3 üzeri 4'tür, 5 tane. 100'ü nasıl yazıyorum? 2'nin karesi çarpı 5'in karesi. Üstlerini birer arttırdım. 3, 3 çarptığımda ise 9 etti arkadaşlar. Tamam mıyız şimdi? Tamam hocam. Bakın böyle bir soru gelebilir. Bunu az daha takla attırıp sorabilirler. Soru güzel. İyi bir soru. Bunu kaçırmayalım.
Arkadaşlar bakın bu seriyle ilgili önemsiyorum. Zeynep Alem. Buradaki çözdüğümüz soruların benzerleri sınavda çıkacak. O yüzden iyi dinleyin Emir. Evet. Zeynep. Evet. Bakın yukarıda bir bilimsel gösterim verilmiş. Neymiş arkadaşlar? İşlem yap, toplam demiş. Sonra hepsini topla. Tamam. Bakalım. Arkadaşlar A sayısını bakın nasıl ifade ederiz? Ne yazalım? A yerine 0,06. Arkadaşlar bu nedir? 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 müdür? Pardon, şu A'yı şuraya yazıyormuşuz. Özür dilerim. Şurası 0,06 çarpı 10 üzeri eksi 3. Peki arkadaşlar 0,06 zaten A olarak yazılırsa buradaki A'mız ne olur? Evet. A kaç olur? Evet. Bu sıfır. Yani 6 olmuyor mu? A kaç olur? Arkadaşlar bakın burada nasıl yazarız? 6 bölü zaten bu 1000 değil mi? A sayısı. Çarpı bir de bölü 1000 var. O zaman 6 çarpı eksi 6 mı olur? Doğru mu? Eksi 6 oldu. Peki arkadaşlar dikkat. Bunun bir daha kaça böleceğiz? 4 basamağı. O zaman o da buradan 6 çarpı 10 üzeri eksi 10 mu gelir? 4 basamak daha küçüldü. Bunun karesini alacağız. O da nedir arkadaşlar? 36 çarpı 10 üzeri eksi 12 midir? Karesi. Toplamamızı istiyor değerli arkadaşlar. E toplayalım bakalım ne olacak? Arkadaşlar burası ne geldi? 6 çarpı 10 üzeri eksi 6. E arkadaşlar bunları toplarsak ne oluyor? Bakın hepsini ortak tabanda yazalım isterseniz. Daha kolay toplarız. Çünkü bu şekilde toplamamız zor. Kaçta yazalım? 10'da birleştirelim mi? 6 üzeri eksi 10'da birleştirelim. Arkadaşlar bu eksi 10'a büyürse bu 0,36 mı olur? Çarpı 10 üzeri eksi 10. Burası zaten 6,36 arkadaşlar. Peki şuraya bakalım. Bunu kaç yapalım? O eksi 10 yapmak için ne yaparız? 4 basamak küçülecek, bu büyüyecek o zaman. Ne olur arkadaşlar? 4 basamak bunu büyütürsek 60 bin mi olur? 60 bin çarpı 10 üzeri eksi 10 olur. Topladığımızda ne geliyor? Bir yerde işlem hatası yapmadık değil mi? Bakayım. Hocam ben bir şey anlamadım. Neden A yerine sonra 10 üzeri eksi 6 yaptık ki biz? Hocam ben hiç anlayamadım hocam. Çünkü A yerine sadece 0,06 yazmamız gerekiyor. Ona göre değil ki. Hocam bir şey soracağım. Şu A yerine ikinci işlemde 0,6 olmuyor. Yani bence A'nın 6 olması gerekiyor. Hocam hiç sondaki A karede var. Ta yaptık. Orası 36 çarpı 10 üzeri eksi 9 olacaktı hocam. Eksi 10. Eksi 9 olacaktı. Biz niye şey yaptık? Evet hocam. Orada ta yaptık. Arkadaşlar burada sıkıntı yok. Doğru. Burada sıkıntı yok. Burası ne olacak? 0,006 çarpı 10 üzeri eksi 3. Öyle yazarsak bu sayı A'ymış. Bu şekilde yazmak demek biz bunu A olarak yazmak istiyorsak kaçla çarpacağız? 1000 ile çarpacağız. O zaman bu 6 çarpı 10 üzeri eksi 6'ya küçülmeyecek mi? Doğru mu? Ama ben anlamadım ya. Ben baştan anlamadım. Hocam ben de anlıyorum. Katsayı dikkat. Ama hocam burada A'ya yerine yazılacak 0,006'yı niye oraya boşuna oraya vermiyoruz? Dikkat et. Zeynep Hanım. Bu 0,
0, 0, 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 mü oldu burası? Tamam mı? Tamam. Bunu ben A yazmak istiyorsam, yani ne yapacağım? A'yı 0 virgülsüz bir şekilde yazacağım. Doğru mu? Ha pardon, ben burayı yanlış yaptım. Özür dilerim. Doğru, doğru. Siz doğru söylüyorsunuz. Bu 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 olacak. Tamam mı? Bu o zaman 4'e bölersem 6 çarpı 10 üzeri eksi 7 mi olur? Evet, ben yanlış yapmışım. Tamam. Burası arkadaşlar 6 çarpı 10 üzeri eksi 7. Burası da 6 çarpı 10 üzeri eksi 6 olacak. Tamam, ben yanlış yapmışım. Devam edelim. Bunun karesini aldığımızda da 36 çarpı 10 üzeri eksi 6. Eksi 6 olacak. Ben yanlış yapmışım, özür dilerim. Eksi 6 olacak. Şimdi arkadaşlar bunu da eksi 6 yazmak için o zaman 0,6 çarpı 10 üzeri eksi 6 mı yazarım? Şimdi hepsi aynı oldu. 6 var, 36 var, 0,6 var. 6 ile 36'yı topladık, 42 mi oldu? Bir de buna 0,6 ekledik, 42,06 çarpı 10 üzeri eksi 6. Şıklarda böyle verilmiş mi? Hocam verilmiş galiba. Bilimsel bir tane çıkaracağız eksi 6'dan mı? Başka bir işlem hatası yok değil mi? 0,6 10 üzeri hocam bilimsel gösterim verilmiş Adana'da. Aşkım. Aşkım bilimsel gösterimini mi istiyor? O zaman arkadaşlar bakın bunu eksi 7 eksi 5 yaparım, büyütürüm. Burayı bir virgül kaydırırım. Cevap aşık. Hocam bir daha anlatır mısınız? Evet, ben de anlayamadım. Tahtada yanlış görmüşüm. Şimdi bakın. Şuraya ne yazdım? 0,006 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazdık mı? Evet hocam. Şimdi ben bunu dikkat edin. Bu zaten nedir? 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 demek değil midir şu? Evet hocam. Tamam. Bir daha 10 üzeri eksi 3 ile çarparsam 6 çarpı 10 üzeri eksi 6 mı olur? Evet hocam. Anlaştık mı? Eksi 3'ün üstünü topladım Zeynep Hanım. Tamam. Burayı ben yanlış yazdım. Ben bunu bundan gittiğini zannettim. O da 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 zaten şu. Ha o şey evet doğru. Bunu bir de 4'e bölersem 6 çarpı 10 üzeri eksi 7 oldu mu? Evet. Evet. Bunun karesini aldım. 36 çarpı 10 üzeri eksi 6 oldu mu? Evet. Peki arkadaşlar şimdi bakın eksi 6 yapmalıyım ki bunları toplayıp çıkarabileyim. Bu eksi 6'ya büyürse, çünkü eksi 6'ya büyümüş oluyor, bu 0,6 olmaz mı? Küçülecek. Evet. Şimdi topladığımızda da ne oluyor? 42,6 çarpı 10 üzeri eksi 6 mı? Bilimsel gösterim diyor. Katsayımız ne olacak? Değil mi? Bir virgül kaydıracağız. 4 virgül olabilir ancak. Bunu 4 virgül diye küçültürsen bunu büyütürüm. Eksi 5. Şimdi oldu mu? Anladım hocam. Tamam mıyız? Arkadaşlar? Evet hocam. Peki. Evet yine benzer bir soru. Bu kez köklü sayılardan gelmiş. Yapabilirsiniz bunu. Bu kolay bir soru. Hocam. Evet. Haydi bakalım. Bu nedir arkadaşlar? 81 bölü kök içinde 10 bin. O da nasıl çıkardı şimdi? 9 bölü 100 mü? O da 0,09 mu? Bu ne diye çıkar arkadaşlar? 256 bölü 10 bin. O da 256 neyin karesi? 16. Evet. 16 bölü 100'den 0,16 çıktı mı? Topladığımızda 0,25 oldu mu? Bunu köke aldık. O da 5 bölü 10'dan 0,5 mi çıktı? Değil mi kökten? Bu ne oldu arkadaşlar? Bunları önce topla demiş. Topladık. Ne oldu? 0,16. 0,16. Bu da kökten 0,04. 0,4 diye mi çıktı? Bu da 0,02. O da dışarıya
0 virgül 2. 2 diye çıktı. Topladığınızda ne oldu arkadaşlar? 7 hocam. 0 virgül 6. 7 bu 5. 0. Hocam bak anlayamadı. Bak burada sadece kökü alıp kökten dışarı çıkarıyoruz. 81 bölü 10.000 9 bölü 100 diye çıkar. 0 virgül %9. Burası 0 virgül %16. Topladık 0 virgül %25. O da kökten ne diye çıktı? 5 bölü 10 olduğu için direkt 0 virgül 5. Aynı işlemi burada yaptık. 0 virgül 2. İkisini topladık. 0 virgül 7. Evet arkadaşlar, rasyonel irrasyonel sorusu bekliyorum. Bu da öyle bir soru. Ne yapılmış? Bazı bölgeler açık olan bir şut antrenman kalesi ve üzerinde sayıların yazılı olduğu top verilmiş. Şut antrenmanında üzerinde irrasyonel sayı yazılı olan topların daire dilimi şeklinde olan bölgelerden, üzerinde rasyonel sayılı yazılı olanların da dikdörtgen bölgelerden atılması isteniyor. Evet, rasyonel olanlar buraya, irrasyoneller burada. Şut antrenmanı yapan bir futbolcu üzerinde irrasyonel sayı olan topları doğru bölgeden atarsa arkadaşlar 7 puan alıyor. Rasyonel olan topları doğru bölgeden atarsa 5 puan kazanıyor. Yanlış bölgeden atılanlar ise 10 puan sildiriyor. Anladık mı oyunu? Yani adam sizin ne bilginizi ölçüyor Atal, İlayda? Rasyonel, irrasyoneli biliyor musunuz? Şimdi daire dilimine ne atılacaktı? İrrasyonel. Kök 18 irrasyonel mi? Evet. Evet. Pi irrasyonel mi? Evet. Evet. Devirli ondalık? Hayır. 3,14'te? Hayır. Değil. Şimdi bu arkadaşımız ne demiş? Doğru top attığında 7 puan aldı. 2 tane doğru attı. 14 artı 14 var. Eksi 6 puan aldı. Fakat eksi de 20 mi oldu? Yani eksi 6. Eksi 6. Evet. Eksi 6. Bu sayımız rasyonel mi? Evet. Evet. Hepsi. Evet. Arkadaşlar bu rasyonel mi? Devirli o. Evet. Bu rasyonel mi? Evet. Bu da 18 olacağı için. Bu da evet. Rasyonel. Dolayısıyla arkadaşlar burada artı 20. 20 puan aldı. Artı 20 mi aldı? 20. 5 aldı. Evet. Artı 20. 9. Artı 14 oldu. 14. Hocam ben tam anlayamadım. 14. Arkadaşlar rasyonel ve irrasyonel toplarımız var. Adam burada bizim sadece rasyonel, irrasyonel biliyor muyuz, bilmiyor muyuz bunu ölçmüş. Yani şu gördüğün toplar, şekiller falan hepsi sorunun süslemesi. Bakın, irrasyonel, daire dilimine irrasyonel atacaktı. Bunların ikisi irrasyonel değil. Bunlar ikisi irrasyonel. Dolayısıyla 14 puan kazandı ama 20 puan kaybetti. Devam edelim. Buradaki hepsi ne? Doğru, rasyonel. Dolayısıyla 5 puandan 4 tanesinden 20 puan kazandı. 20 artı 20 eksi birbirini götürdü. 14 puanımız oldu toplam. Evet arkadaşlar, böyle bir soru mutlaka karşımıza çıkacaktır. Hem denemelerde hem de sınavda gelebilir. Bakın hatırlayalım konuyu. Konide ne vardı değerli arkadaşlar? Yarıçapın yanal uzunluğa oranı her zaman bize neyi veriyordu? Şu alfanın 360 dereceye oranını veriyordu. Şimdi dikkat. Peki bizde kaça kaç verilmiş arkadaşlar? Bakın yarıçapımız 1, bu yan uzunluğumuz 4. 90 olur. O 90 olur. Şu açımız ne? 90. Yani benim külah yapmak istediğim daire dilimi şöyle 90 derecelik bir dilim mi? Evet. 4'e 4 yaptık. Dikkat, yarı çapı kaç? 4. 4 olan bir dairedir. Burayı anlayabildim. Bana yarı çapı 4 değil. 4 mu yoksa? 4. Evet. Açtığını düşün Mustafa. 4. Abi daire dilimi. Daire dilimi pardon. Daire dilimi 4. Külah yapıyoruz. Yani şöyle düşünün. 90 derecelik böyle bir kağıdı kesmişsiniz. Bade külah yapıyorsunuz. Katlayıp külah.
Şimdi ya hocam, hocam peki bir sorun var. Bu sorunun 60 santimetrelik karede 60 santimetre 4 santimetrelik kare almaktan farkı ne? 60 16 santimetrelik vardan şaşırdım. Geleceğiz. Bir öğrenci yandaki külaha eş, üstü açık ve içi boş kağıt külahlar yapmak istiyor. Bunun için de kenarı 16 santim olan kare şekli eş kağıdı kullanıyor. Yani şöyle bir kare var, 16 santim. Ve bu çocuk diyor, bunlardan diyor kaç tane yapabilir? Şimdi benim şu kare yarı çaplarım 4-4 olduğu için arkadaşlar ne yapacağım? Hep dörtlük kareleri böleceğim. Yani bakın 16. Böyle 2, böyle 3, ondan sonra böyle 4, böyle 5, 6, 7, 8. Bakın böyle kağıtlar kullanabilirim. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar da 4-4-4-4-4-4. Bakın uyuyor. Demek ki bu çocuk kaç tane yapabilirmiş? 16. 6 tane böyle yapabilir. Yani hocam bir de anlatır mısınız? Anlatayım. Böyle gelir. Şimdi önce şu şekli hatırlayalım. Koli'de. Koli'de özellikle üzerinde durmuştum, sorulabilecek bir sorudur. Arkadaşlar tabanın yarı çapı, koli'nin altının yarı çapının şu yanal uzunluğa oranı merkez açının 360 oranıdır. Zaten adam bunu ezbere bilmeni de istemiyor. Bak sana soru da vermiş. Diyor ki bu çocuk okusun bunu anlasın, hatırlasın. Biz de 1'i 4'e oranladık. Yarı çapı yanal uzunluğa. O da alfa bölü 360. Bakın bu bunun 4 katıysa benim alfa açım 90 derece mi olur? Yani o daire dilimi açısı 90 derece olur. Arkadaşlar o zaman diyorum ki ben demek ki 4'e 4 90'lık bir daire kağıt kullanmışım. Sonra diyor ki adam bunlardan diyor 16'lık bir kağıt aldı, büyük kağıt. Onlardan keserek yaptı. Ve o zaman 4 4 4 4 paylaşırsam 16 tane böyle kağıt yapıyor. Evet, güzel soru çıkabilir. Evet, yine bir güzel soruyla daha karşı karşıyayız. Hocam bir şey sorabilir miyim? Efendim? Ders kaç geçe bitecek? Yani 45 geçe, 46 geçe falan bitiriyor. Tamam, teşekkür ederim. Haydi bakalım. Bu soruya bakın. Bakın böyle bir soru ben de LGS'de beklerim. İlk bakışta anlaşılmıyor, sonradan olayı çözüyorsunuz. Bakın kağıdın kenarlarından hep simetrik katlıyoruz. Önce kök 2 kök 2, sonra kök 3 kök 3, sonra kök 4 kök 4, sonra kök 5 kök 5. Ortada... Bu nasıl bir katlama? Efendim? Bu nasıl bir katlama şeklidir? Ne biçim bir katlama? En son kök 5'te bitiyor mu? İşte bitiyor. Arada da diyor bir katlı bölge kalıyor diyor. Tek katlı bir bölge. Brandanın uzun kenarının uzunluğu alabileceği en küçük tam sayı. Anladım hocam. Hocam biraz zormuş. Bakalım kim çözecek? Evet, cevaplar. Mustafa 14'ü nasıl buldun? Diğer sorun var mı? Evet. Başka soru. Şimdi arkadaşlar biz aslında kök 2 katladığımızda kaç katlamış oluyoruz? 2 kök 2. 2 kök 2. Kök 3 katladığımızda kaç katlamış oluyoruz? 2 kök 3. Sonra? 2 kök 4. 2 kök 5. 2 kök 5. Toplayın bakalım bunları ne ediyor? Toplanıyor mu? Hocam bunlar yaklaşık olarak 5, 9, 16, 19 en büyük ediyor. 5. Ay 4, 8, 11, 13'te en küçük ediyor. 13 ile 19 arası bir şeyler çıkıyor.
Yok 13-19 değil. Nasıl 13-19 arası buldun? Pardon hocam ya, buldum sayıları unuttum. Hocam 19 değil mi? Hocam bence C şıkkı. Nasıl 19 buldun söyle. Ya hayır. Hocam şimdi 19 olmaz. Ya ben belki unuttum sayıyı ben. Şimdi... Hocam bence 16. Kök 2'ye bölünmüyor. Arkadaşlar dikkat. Bakın 2 kök 2 var. Artı 2 kök 3 var. Artı 4 var. 2 kök 4 diye bir şey olmuş. Değil mi? Arkadaşlar 4 var. Sonra 2 kök 5 mi var? Tamam mıyız? Yaklaşık olarak 10. İçeri at bunu. Bunu içeri at. Kök 8 mi? Evet. İçeri at. Evet. Kök 12. 12. 12. Bunu içeri at. 20. 20. Arkadaşlar bu yaklaşık 3 mü? Bu evet. Yaklaşık 3,1 mi? Bu da yaklaşık nedir? 4,4 diyelim. Bu da 4. Toplayın bakalım ne geldi? 9. 18. Ay pardon ne oldu ya? 11. 14, 15 geldi değil mi? Evet 14. Gitti. Arkadaşlar bir sonraki katlamamız eğer katlanabiliyor olsaydı kök 6 mı katlanacaktı bu şeye göre? Evet. Peki kök 6, 2 kök 6 mıdır? Evet. Arkadaşlar bunu da içeri atarsanız kaç olur? 24, kök 24. 24, bu da 5'e mi yakın? Evet. Bakın arkadaşlar bu kök 24'ten daha büyük bir şey olmalı ki katlanamayacak çünkü. Bakın burayı topladığınızda kaç buldunuz? 3 daha 6, 4 daha 10. 14, 1, 1, 5. 5 daha eklerseniz ne olur? 15. 19 virgül küsür olur. 19 virgül küsürde en küçük kaç olabilir bu? 20 olur. 18. Hayır, yukarıda olacak. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Hocam bir daha anlatabilir misin? Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Anlayamadım. Böyle atın. Hocam ama yani oradan 2 kök 6 katlanacak diye düşünmemize gerek yok bence. Yani oraya yani en az uzunluğu düşünüp de ben yapabiliriz. Bence cevap 16 olur öyle de. Bence de 18 olmalı yani. Çünkü hani 19,5 diyorsunuz. Ondan büyük olsaydı zaten kök 6 katlanabilirdi. Ben ilk sizin gibi düşünmüştüm. Bu soruyu daha önce çözdüğümde de. Ama sanki cevap o değil. Sanki cevap bunun... Hocam bir şey söyleyeceğim. Sayının üstünde bir sayı seçtiğimizde o zaman kök 6 kadar yani katlayabilirdi ama sayının tamam. Altını bir sayı seçmemiz gerekiyor hocam, bence. Ben Ceyhan olabilir. 4,5'ten en büyük 16 var. Çünkü büyük olsa